şüphe var mı? Çok az kalmıştı. Yarım saat de yoktu ama teker patladı. Bayağı böyle dağın ortasında bir yerdeyiz. Anında şöyle bir yoldayız. Tam uykuya geçmiştim. Bir anda teker patladı. Araba sarsmaya başlayınca ben de tırstım böyle. Uyandım öyle panik olarak. Herhalde kaza yaptık. Bir araca vurduk. Yanımızda da tam o esnada bir araç. Bakın. Şimdi bekliyoruz. Oo, bayağı sağlam yapılmış. Şimdi bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Sıkışı çağırmışlar. Ne zaman gelir bilmiyorum. İnşallah bir saate gelir. Bayağı alakası bir yerdeyiz. Senizden çok kaza tarzı bir şey olmadı. Bu da iyi. Bunun tekerini değiştirmek de bayağı zormuş ya. Çok zahmet ya. Bu normal araç gibi değil. Sadece öteki teker var. Teker eksik. Arkadaki bir teker vardı. Herhalde o teker olmadan devam eder. Tekrar silerim, sıkarım yerini, takusa bindiririm, tekrar sökerim, o borçtan alır. Tekrar silerim, ben buradan İstanbul'a Evet, Antep videomuza hoş geldiniz. Şu anda Antep'in merkezinde, tarihi merkezinde, çarşı, Bedesten Çarşı civarındayız. Ve arkamızda ilk yemek durağımız var. Adana'da o kadar çok kebap yedik ki, dedik ki bu sefer burada öğlen birazcık yöresel yemekleri deneyelim. Daha hafif, daha sulu şeyler olsun. Ondan sonra kebap faslına birazcık daha bu baskın sıcak inince geçeriz. Şimdi içeri gideceğiz ve neler servis ediyorlar, bize neler öneriyorlar birlikte göreceğiz. Ondan sonra da Antep'in yöresel yemeklerini keşfetmiş olacağız. Gaziantep'in UNESCO'da içi yaptığı yemeklerimiz. Burada olmazsa olmazları var. Yuvalamamız var. Yuvalama. Analı kızlı. Analı kızlı. Yoğurtlu patates var. Üstünde hasbir vardır. Safran hasbir dediğimiz. Nedir? Safran. Okay. Yoğurtlu köftemiz var. Burada tarhunlu yayla çorbamız var. Yayla çorbası. Orada kabaklama var. Pipiri maşı var. Pipiri maşı semizotu. Bakliyat vardır içerisinde. Çok basit. Burada filik pilavımız var. Filik pilavı. Tamam. Patlıcanın başından yaptığımız mıcırı kaşığı var. Biz şimdi böyle bir ortaya küçük küçük denemek istiyoruz. Gastronomi nasıl bir şey yaparız? Tabaklarımız var. Onun için tadım tabağı dediğimiz bir tamam. Tabak var. Burada 5 çeşit ana yemeklerden azar azar veriyoruz. Tadına bakıyorsunuz. Anladım. Hoşunuza giden olursa devamını veriyoruz. Tamam. Güzel konseptmiş. Senin ilgini ne çekti? İçli köftemiz var. İçli köfte de deneyelim. Onu kızartıyor musunuz? Onu mutlaka, mutlaka kızartma onlar. Tamam. Bir tadına bakmanızı istiyorum. İçindeki et ne? Dana eti mi? Kuzu eti. Kuzu eti. Tamam. Ceviz var. Tamam. Kuzu etli, cevizli, içli köfte. Orada da Gaziantep tabağımız var. Meze tavlasında zeytinyağlı. Beylan çorbamız var. Biz bu sulu yemekleri denemek tamam. için geldik tabii özellikle. Ki. Böyle bir çeşitleriyle bir tadına bir bakın. O olsun. Özellikle şu analı kızlı ana yemeklerden vereceğim. Yuvalama. Olmazsa olmaz. Ha, bunlar ana yemek. Bunlardan mı denememiz gerekiyor? Anladım. Vereceğim. İçli köfteyi ayrı veriyoruz. İçli köfteyi ayrı alalım. Pilav tamam. alalım. Bunlardan mı vereceksiniz deneme tabağı? Pilavı ayrı vereyim. Tamam. Bu ana yemeklerden 5 tane analı kızlı yuvarlama, pipiri maşı, kabaklama bunlar. Kimi düğün yemeğidir, kimi bayram yemeğidir. Onların tadına bakmış olursunuz. Şu şeyi de merak ettim ben. Onu da verebilir hangisi? Misiniz? Öyle safran olan. Tamam. Biraz da ondan biraz olsun. Biraz ondan verelim. Tamam. Bu bize şimdilik yeter. Devamını bir denedikten bakalım. Sonra bakalım. Boşunuza giden hangisi olursa onun devamını isteyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi masa gerçekten inanılmaz güzel yöresel yemeklerle doldu. Burada piprim var. Patatesli, etli, yoğurtlu bir yemek var. Adını unuttum. Sonra izleyip üzerine yazacağız. Pirik pilavı var. Yine patlıcanlı bir yöresel yemek var. Analı kızlı var. Bir de yuvalama var. Bu yuvalama düğünlerde yapılan bir yemekmiş. Zaten bu tabağın tamamı Gaziantep tadım tabağı diye geçiyor. Onun dışında içli köfteyi aldık. Henüz tatmadık. Çok merak ediyorum. Ve bize erik, papaz eriğinden yapılan
etli bir yemek getirdiler. Bunu da şu anda çok merak ediyorum. Hatta deneyeceğim izinle. Deneyebilirim değil mi Serkan? Bu sene erik sezonunu yemekle açacağım. Enteresan olacak. İçi köfteyi sana bırakıp gerisini yiyebilir miyim? Şimdi eriğinden de alayım ama eriği yerken tabii biraz garip olacak. Çok değişik bir tat. Yani benzeteceğim hiçbir şey yok. Ekşi, et çok lezzetli. Erik çok enteresan şekilde ve çok güzel bir ekşilik vermiş ete. Sanki böyle limon sıkmışsın gibi duruyor. Bir de sarımsak var içinde. Ben beğendim. Yani bu farklı bir lezzet. Başka yerde bulur musunuz bilmiyorum ama burada deneyebilirsiniz kesinlikle. Memlekette olmanın en güzel yanı, güzel bir yemeğin üzerine çay içebilmek. Normal bir Türk çayını içtik ama şu an önümüzde farklı bir çay var. Bize dediler ki bir de zahter çayımız var, onu deneyin. Zahter çayı böyle görünüyor. Kekikli çay demek aslında. Arapça zahter, kekik demek. Ve Antep yöresinde de çok kullanılıyor. Hatay, Antep bu civarlarda. Şu anda tadına bakacağım. Bayağı kekik gerçekten. Bence kışın falan özellikle çok güzel olabilir. Bunun için de bence biraz limon da sıkılabilir. Normal çayın tadıyla alakası yok tabii ama sindirime falan da yardımcı olduğu için bence bu doyurucu yemeğin üzerine güzel gider. Biz genel olarak yemekleri çok beğendik. İçli köfte biraz soğumuştu ama o da güzeldi. Başka ne vardı? En çok senin favorin ne oldu? Sen yuvalamayı çok sevdin değil mi sen? Yuvalama her zamanki favorim. Eskiden çok severdim. Serkan'ın Osmaniye'de yaşadığı bir dönem var. Her videomuzda normalde benim 10 sene önce gezdiğim yerleri anlatırdık. Yaklaşık 20 sene önceki dönemim. Şimdi Serkan Osmaniye'de şöyleydi. Osmaniye'deyken Adana'ya şöyle giderdim. Osmaniye'deyken Antep'te şunu yerdim falan. Böyle şeyleri anlatmaya başladı bana kamera arkasında. Şu anda ona throwback yapıyoruz. Ama genel olarak burası Yesemek restoran. Gerçekten güzel bir restoran. Özellikle yöresel yemekleri denemek için çok keyifli ve güzel bir konsept kurmuşlar. Tebrik ediyoruz kendilerini ve biz başka gezi ve yeme içme noktalarını keşfetmeye devam ediyoruz. Evet, dayanamadık. Yine yol üzerinde bir şeyler aldık. Bir tanecik lahmacun. İlk lahmacunumuzu deneyeceğiz şimdi. Evet. Ya normalde restoranda bir şeyler yiyoruz, deniyoruz falan ama görünce de fırında taze taze, yeni çıkmış şekilde. Alalım spontan şekilde dedik. İçeriz ya, biraz yürüyelim istersen. Daha bunları yemedik. Bak konuşmaktan başlamadım şimdi mesela. Bunu ben başlayayım. Nasıl bu arada? Güzel mi? Farkını biliyor musun? Hiç içinde salatalık yok, limon yok, hiçbir şey yok. Ona rağmen salçası o kadar güzel ki salçanın bütün o biber salçası var sanırım. Baskın tadını hissediyorsun. Bu arada bu cami de çok güzel. Sabahtan beri buranın minaresini kesiyorum. Caminin adını da görürsek iyi olur. Burası Kunduracılar Çarşı Caddesi. Tam böyle Beresyenlerin falan arka tarafında kalıyor. Yani Old Town diyeceğim ama tam yakışmayacak bu kadar. Tarihi şehir. Tarihi şehrin orada yani. Böyle bir yandan yolu çevireyim. Şu anda çok böyle şey geziyoruz. Tamamen spontane geziyoruz. Bugün daha yeni geldiğimiz için dedik ki bir şehri bir önce bir hissedelim, bir anlayalım ne var ne yok. Keşfedelim. Yarın enerjiyi toplayıp dolu dolu gezeriz. Kara Tarla Camii'miş burası. Antep'e geldik. El zanaatı üzerine burada tabii çok fazla çeşitlilik bulunmakta. Şu anda bir sedef üzerine bir yerdeyiz. Ne zamandan beri yapıyoruz biz bu işi? Efendim hoş geldiniz. İsmim Mehmet Bülent Fıstıkçı. 36 senedir yapıyorum. Çırak olarak başladım 7 yaşında. Bir dayımın biri marangozdu.
o marangozun Planya'dan geçişi ağacın kokusuna çarpıldım, girdim. O zamandan beri sektördeyiz. Evet, 3 sene onun yanında devam ettim. Sonra dayım otaklarından bir problem yaşayınca diğer dayım da sedef kapma bölümündeydi, başka bir atölyede. Onunla gittim ben. Bir fiil 15 sene bir ustanın yanında çalıştım. Ustam vefat edince kendi işimizi açtık. Sedefkar sedefçilik. Çırak olarak başladım. Kalfalık, ustabaşılık. Ondan sonra kendi işimizi yapmaya başladık. Kültür Bahanı'nın tecrübeli sanatkarıyız. Yurt içi, yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Atölyemiz var, ekibimiz var. Altyapıdan eleman yetiştiriyoruz. Benim büyük olan şu anda 23 yaşında onu yetiştirdim. Gaziantep Olgunlaşma Endüstrisi'nde de usta yeticilik yapıyor. Ona ben el verdim. O şu anda devam ediyor. Ona aktardık efendim. Ne güzel. Peki sizin yaptığınız işin özelliği ne? Şimdi bizim kullandığımız ceviz ağacıdır. Ceviz ağacını alıyoruz. Üzerine bir tasarım yapıyoruz. Kendi doğaçlama, Selçuklu, Osmanlı motifleri kullanaraktan. Motifi çizdikten sonra telkari dediğimiz pirinç teliyle işliyoruz. İşledikten sonra oyuyoruz. Oyduğumuz yerlere de tatlı su mitkerlerini kerpelerine kırıp taşta yonta yonta şekillendiriyoruz. Sonra yapıştırıyoruz. Bu da sedef kapma oluyor. 18 aşamadan sonra böyle bir sanat eserine... 18 aşamadan sonra peki 18 ne kadar zaman alıyor bir tane bir ürünü yapmak? Yani mesela 3 gün gibi. Şöyle bir ürün 3 gün gibi bir zaman içerisinde. Çünkü 3 gün yapılıyor. Bir gün sedefi kuruması lazım, bir gün asiti kuruması lazım, bir gün yağını çekmesi lazım. 3 gün sonra böyle bir ürün çıkartabiliyoruz. Hem özel parçalarımız aylar süren, mesela koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Onlar bir kişi bir ayda çıkartıyor. Ama ekip halinde çalıştığımız için bir yerde çiziliyor, bir yerde işleniyor, bir yerde oyuluyor, bir yerde de sedefi yapılıyor. Yani böyle kademe 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 zincirin bir halkası gibi ürün bir hafta sonra çıkartmaya başlıyoruz. Yani. Sedef tam olarak nedir? Efendim sedefi şöyle izah edeyim size. Sedefin ham maddesi budur. Tatlı su mityesi, fıra kenarından topladığımız mitya kabukları. Bunu kerpeden de böyle kırıyoruz. İki tarafı düzlüyoruz. Sonra şekillendiriyoruz. Bir de bunun okyanuslarda yetişenleri var. Filipinler tarafından. Mesela okyanuslarda yetişen sedefimiz de budur. Bu abalondur. Takılarda, mücevherlerde kullanılan bir sedef. Bunları da bazı ürünlere karıştırıyoruz. Yani hep aynısını kullanmadansa bazı yerlerine Fırat kenarında kullanılan merkezi yerlerine de bu renkli sedefleri kullanınca albenisi daha fazla oluyor. Tabi bu dolar fazlında olduğu için ihracatta problemler oluyor. Mesela pandemide bu ürün gelmedi. Allah'tan Fırat'taki kullandığımız sedefte bir sıkıntı olmadı. Biz üretime devam edebildik bu sayede. Peki şeyi soracağım, bu Filipinler'den gelme özelliği nedir? Yani niye özellikle? Okyanuslarda yetiştiği için böyle rengarenk fosforik özelliği olan gökkuşağı gibi parlamasıdır. Türkiye'deki Fırat Nehri'nde yetişen sedefimiz de budur. Bunun da uç kısımları parlak ama içe doğru çok kavisli olduğu için çok fire veriyor. 5'te 1 veriyor. Yani 5 kilo mitya kabı, 1 kilo kırılmış, düzlemiş, işleme hazır bir sedef veriyor. Bunun da her tarafı kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi işte gümrükte problem olabiliyor, bazen ürün gelmiyor. Mesela İstanbul'da eseri İstanbul çalışanlar bu sedefi çalışıyorlar. Hatta bunun düzlenmiş karesini 4'e 4, 5'e 5 gibi bir sedefi. Ama zaten ürün pahalı, bir de garipli olmuş, bir de oturup kıl tesellisiyle kestikleri için daha çok zaman harcıyorlar. O yüzden ürünün maliyeti çok artıyor. Ha biz bu Türkiye'de yetişen sedefin kilosu 10 lira 20 lira civarındadır. Bunu buluyoruz, kırıyoruz, iki tarafı düzlüyoruz. Ve seri halinde üretim çıkarttığınız için bizim ürünlerimiz daha uygun oluyor. Ham malzemelerimizin uygun olduğundan dolayı. Antep'te bir başka lezzet durağına geldik. Şu anda Çulcuoğlu lokantasındayız. Böyle burası merkezin bir tık dışında, biraz daha böyle yine yakın tabii ki yürüyerek gelebildik biz. Ama arada derede kalan bir nokta. Herkes tarafından çok önerildi. Biz de merak ettiğimiz için geldik. Hatta ne yiyelim dedik. Patlıcan kebabı Antep meşhur. Patlıcan kebabı önerir misiniz dedik. Dediler ki şu aralar patlıcanın çok tadı yok, size kıymalı ya da Adana önerelim dediler. Biz de tamam dedik, ben Ali Nazik söyledim. Ali Nazik deneyeceğim, Serkan da Adana deneyecek. Böyle oturur oturmaz çat diye mercimek çorbalarını ikram olarak öne koydular, şaşırdık. Ama bayağı kokusu güzel geliyor, ortaya da lahmacun söyledik. Şu an Antep'e yakışır lezzetleri deneyeceğiz. Tabii Antep'e geldiğince böyle sofra donatıyor. Meksika usulü. Çorba yalnız acı. Gerçekten Antep'in acısıyla, baharatlarıyla doldurmuşlar.
Bayağı dolu dolu lezzetli bir çorba yalnız. Valla lahmacunu söyledik ama biz daha bir şey söylemeden masa donatıldı kendi kendine. Yani cevizli salata var burada, bulgur var, yoğurtlu cacık gibi bir şey var herhalde. Tadına bakmadık. Şurada kıtır kıtır cipsli üzerine tereyağı, yoğurt ve içinde maydanoz var galiba. Onu gezdirmişler. Bir de bize börek getirdiler. Yani normal şartlarda İstanbul'da olsak bunlardan doyarız. Ama şu anda hepsini yiyeceğiz. Lahmacun bu arada bayağı güzel kokuyor ve bilmiyorum görüyor musunuz ama bol bol etli. Sen de çok bekletme Serkan. Bence hemen ye, sıcak sıcak tadına var. Ali Nazlı'yımız geldi, bir de Adana geldi. Ama bunlar gelene kadar tabağa tavuk şiş koydular, börek koydular, çorba getirdiler, bir sürü ikram getirdiler. Doyduk gibi bir şey oldu açıkçası. Ama yine de tabii ki Ali Nazlı'yı deneyeceğiz. Hatta ben bayağı sabırsızlıkla bekliyorum Ali Nazlı'yı denemek için. Şöyle bol bol patlıcanlı tarafından. Her şeyde sarımsak var. Bu Ali Nazlı'nın şeyinde de yoğurdunda da bayağı yoğun sarımsak. Yani sarımsaklı olur zaten de. Yoğurtta da sarımsak var. Bir şey daha yedik. Onda da sarımsak var. Lahmacunda sarımsak var. Sarımsağı bayağı bol bol kullanıyorlar. Ama bence güzel. Ben severim. Sevdiğim için problem yok. Daha bir aroma katıyor. Aynen. Sen de dene bakalım. Kebabını. Çulcuoğlu kebapçıdan çıktık. Gerçekten çok yedik. Zaten yediklerimizi gördünüz, tek tek çektik. Ama her mekandan çıktığımız gibi bir değerlendirme yapalım diyoruz. Toplamda 310 lira hesap ödedik. Ne kaç para bilmiyoruz açıkçası. Çünkü total direkt yazdılar ve menüleri olmadığı için de fiyatları göstermiyor. Bu birazcık bize şeffaf gelmedi açıkçası. İkram konusunda çok genişler. En başta işte direkt bir çöp şiş getirdiler, börek getirdiler, sonrasında meyve getirdiler. Biz lahmacunumuzu yiyorduk. Lahmacunumuzu yerken buranın menajeri bir abi var işte geldi yaklaştı. Dedi ki cezalısınız, kebaplarınızı soğuttunuz, size yemekten sonra tatlı vereceğiz. Biz de böyle deyince hani şey sandık, ikram olacak ve dedik ki hani biz tatlı yiyemeyeceğiz, çok fazla şey var masada. Hani yok ya dedi, küçücük küçücük yaparım ben size falan. Meğersem tatlı ikram falan değilmiş yani. Bu açıkçası çok hoşumuza gitmedi ve belirttik onlara hani siz bize istemememize rağmen hani küçücük bir şey alın yiyin dediğiniz için yedik dedik ama yine de açıkçası çok geçtiğini sanmıyorum. Kebaplar lezzetliydi. Diyecek hiçbir şeyim yok. İkramlar genişti, boldu ama bu şekilde şeffaf olmayan ve kafa karıştırıcı bir ve tavrı da ben yakıştırmadım. Müşteriye kazık atmaya çalışan. Aynen, ben yakıştırmadım. Tatlı konusu bir hayal kırıklığıydı. Aynen. Şunu da eklemeden geçmeyeceğim. Açık söylemek gerekirse 2 gündür ne Adana'da ne Antep'te 310 lira hesap ödemedim. Siz belki diyeceksiniz ki o kadar şey yiyorsun, normal. Öyle yok, değil. Aslında bir Ali Nazlı yedik, aslında bir Adana yedik baktığında. Bizim söylediğimiz bir de lahmacun, bir tane lahmacun. Bir de bu bölgede fiyatlar daha uygun normalde aslında. Evet. Ona göre bence biraz yüksek geldi. Ki sabah yediğimiz yöresem ev yemeklerinde mesela o kadar bir sürü şey yedik ve tıkabası yiyip doymamıza rağmen 140 lira hesap ödedik mesela. Ki orada bize üzerine işte içecek ikram ettiler, sonra İç çay ikram içecek ettiler hatta. Vesaire. Yani bu böyle müşterinin değerini bilmemek bence kötü bir şey. Ya da böyle geleyim bir kere şey yapayım, göndereyim. Ben bu tavrı beğenmedim. Bunun için buraya gelmeyi tercih etmeyin derim ama ederseniz de yemekler kötü değil, yemekler güzel. Ama tavır ve bu müşteri şeffaf olmayan işletme, işletme tavrı hoş değil. Neyse, önemli değil. Sonuçta güzel yemek yedik. Tatlı da bu arada bayattı. Bol Antep fıstığı olmasına rağmen Antep fıstığının diyarında Antep fıstığı da bayattı. O yüzden bizim için böyle minik bir hayal kırıklığı oldu. Hadi gidelim. Hadi yeni yemek yerimize geçelim.